Ve yine biz geldik kum saatinin yeni bölümüne. Hepiniz çok mu bağırdım? Bağırma lan milletin içinde! Böyle bir gazımı alamadım. O zaman giriyorum tekrar. Yine biz geldik kum saatinin yeni bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde çok değerli kız kardeşim. Can sister'ım geldi. Çok değerli kız kardeşim. Bacım geldi. Bacım burada. Hoş geldin canım Hoş benim. Bulduk. Ne haber? İyi sende. İyidir. Çok tatlı bir program olacak. Hadi inşallah. Çünkü çok güzel, çok keyifli sorular hazırladım senin ya. İçin. Hem sosyal medyadan gelen, Instagram'dan gelen sorular var. Hem benim kendice hazırladığım sorular Korkuyorum var. Korkuyorum biraz. Hiç, hiç bak, de bana söylemedi ha sonunda. Evet, hiç gelen hiçbir konuma söylemedi. Yani. Neden eşarp? Yani hep hayalim bu yönde miydi? Yoksa eşarptan sonra başka bir yere geçiş yapacak mıyız? Çocuk. Yani ben 13 yaş, 18 yaş arası hep tasarımcı olmak istedim. Stilistik kurslarına gittim. Yargıcı firmasında stilist olarak girip, en genç stilist olarak girip başka şeyler yaptım. Neyse. Bu eşarpçı şirket bana... Şu eşarpları yapalım, üstünüze isminizi basalım, hatıra olur dedim. Dedim ki bir dakika, o zaman bunu işe çevirelim. Niye hatıra olsun? Bu iş olsun ve ben eşarp, fular, şal tasarımları yapmaya başladım. Güzel. Pandemi olmasaydı bunun içine clutch, bot, ceket de girecekti. Ama pandemi yüzünden atölyelere gidemedim. O tasarımlarım... Var kafamda. Biz de o zaman şöyle yapalım. Bu videonun altına linkini bırakalım. Nereden satın alabiliyorlarsa. Olur, tabii. Girip Neslihan'ın şallarından, efendim. Eşarplarından, fularlarından. Her şeyden alabilirsiniz. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra hadi gelelim artık goy goy kısmına. Hadi goy goy. Çok güzel bir soru var. Allah. Bundan 5 sene sonra Instagram'da kendini nerede görüyorsun? Instagram'da mı? 5 sene sonra Instagram olur mu bilmiyoruz ki. Ay olur. Baksana yani 2 ay önce işte Clubhouse'lar çıktı bilmem. Sürekli sosyal medyada yeni bir şeyler geliyor. Instagram en popüler dönemini yaşıyor birkaç yıldır ama hani 5 yıl sonra Instagram olur mu onu bilemedim. 5 yıl sonra ben nerede olurum onu da bilmiyorum yani. Bence burada şeyden biraz bahsetmek istediler herhalde. Yani işte atıyorum takipçi sayın ne kadar artar, ha, ne olur. Bilmiyorum. Hani şu an 1 milyon yüzde sen daha iyi 1 milyon yüz mü oldun? Wow. Sen benden daha iyi takip ediyordun, ne oldu? Evet, bir ara Neslihan'ı takip ediyordum. Neslihan 1 milyon olacaksın, 1 milyon olacaksın. Bir de bana diyor ki kutlamayacağız. Cool bir insanım, kutlamayacağım. 1 milyon yüz, bilmiyorum ki. Serkan 1000 takipçi olduğunda pasta Serkan kestik. Serkan 1000 mi? 3000. Vaaay 3000 mi? Ya yok canım böyle şeyler. Yani işte diziler popüler oldukça takipçiler de geliyor. Evet. Ama şimdi bak dizi bitince eğer yeni bir dizi yoksa o takipçilerin bir kısmı gidecek. Fake hesabın var mı? Fake hesabım yok. Markamın hesabı var. Levent Üzümcü ile... Ortak bir hesap açtık diyeceksin galiba. Yok, Levent Üzümcü ile pandeminin başında YouTube'a bir kanal açtık. Oradan yayın yapmak için bir hesap açtık. O orada sıfır takipçi, sıfır gönderiyle duruyor. Ama ben kimseye stalklamam ya. Aa. Tamam. İnandım. Yok, o devri geçtim. Girer damdan bakarım yani. Öyle mi? Eskiden 5-6 yıl önce stalkluyordum. Şimdi hiç stalklamıyorum. Ay hiç... stoklayacağım insan kalmadı. Hiç yakalandın mı stoklarken? Yoo, niye yakalanacak bir şey mi o ya? Aa evet, o çok dikkat etmen gerekiyor orada. Niye, ne oluyor ki? Mesela yanlışlıkla böyle iki kez tıklarsan beğeniyorsun. Ya da hadi beğenmeyi geçtim, fake hesaptan girmişsin, beğenmen çok sıkıntı değil. Ben ama... Neslihan olarak beğenirim, ne var ki? Ama bazen beğenmemen gereken insanlara bakmıyor musun? Onları geçtim artık. Belli bir noktaya ulaşmış evet, bir birey var karşımda. Hayatta her şeyi bitirdim. Tamam onları artık girer. Kendim söylerim, kendim beğenirim falan yani. Yanlışlıkla beğenirsem de artık rezil oldum. Ne yapayım? Hiç geri almışlığın yok mu beğenini? Benim var. Küs olduğum bir arkadaşımın şeyini yanlışlıkla beğendim. Küsüm diye geri çektim. O belli oluyor yok, mu? Yok. O anda evet. Bak, mesela, her şeyi de biliyor. Hayır, şimdi ben takip ettiklerimi, arkadaşlarımın beğenisini şeyde görüyorum. O ekrana düşüyor. Onu öyle bildirimleri ona göre ayarladım. Ama artık onlara da bakmıyorum. 1 milyon 100 olmuşum. Ama... Like'la mı uğraşacağım? Aman ona bakacağım. Ay hadi darısı başıma. Ben 1 milyon 100 olsam tişört bastır gezerim. Bastırsam mı acaba?
Net Yelda'dan yeni tişörtler. Takipçi sayımız kadar. Ve herkese ilk profesyonel reklamımızdan merhaba efendim. Şimdi sizlere çok güzel bir üründen bahsedeceğim. Ürünümüz Sarı Çanta. Sarı Çanta bize bir sürü güzel şey göndermiş. Bunlar ekranın bu tarafına sığmadığı için reklamın dışına taştık. %100 doğal ve bitkisel ürünler, bir o kadar da etkili. Aynı zamanda da Türkiye'ye yeni gelen bir firma ve Bali'den geliyor bunların hepsi. Ben henüz kullanmadım ama bundan sonraki 10 bölüm boyunca bu markayla beraber biraz fazla haşır neşir olacağız. Yer yer üzerimizde deneyeceğiz, yer yer size hediye göndereceğiz. Hoşçakalın. Önce şunu sormak istiyorum. Sence sukinet altın mıdır? Zaman zaman evet. Tabii ki. Bazen o sessizliğe ihtiyacımız var. Gelen kötü yorumlara içinden verdiğin en kötü cevap ne? İçinden ama. Sen zaten cevap vermiyorsun da insanlara. İçimden mi? Şu an evet. Nasıl şey yaptığımı göstereyim. Çok yani iyi. Bazı kötü yorumlara... En çok kullandığın kelime ne Neslihan? Bilmem, onu sen daha iyi bilirsin. Ben de düşündüm bunu senin için. Aklıma şey geldi. Ne? Bir ay. Gelin böyle, merdiven var. Ay şimdi... İki, kelime mi o ya? Olamaz. Olamaz mı? Çünkü ben sana bir şey böyle bir dedikodu verdiğimde Neslihan'ın ilk tepkisi şu. Yok olmaz, yok olamaz. Öyle mi? Evet. Bak dedikoduya inanmayan saf bir tarafım var onda. Vazgeçemeyeceği eşyası var mı demişti. Parfümlerim galiba. Böyle spesifik bir şey mesela. Çok uzun yıllardır atmıyorum dediğin bir eşyan var mı? Ay ben istifçiyim. Ben hiçbir şey atamıyorum ya. Ev çöp eve dönecek. Yakında beni Grider'le çıkartacaklar evde. Ya veriyorum da aslında ama alıyorum da. Ne bileyim, bir tane tatlı yüzüğüm var, ondan vazgeçmem, değerli benim için. Ne bileyim, bazı kıyafetlerimi çok seviyorum. Hani 20 yaşında kalan kıyafetlerim var bazıları ama çok güzel duruyor ve hani o dönemin, Hulusi Kentmen döneminin şey yani bir yaşanmışlığı var duruyor. Ne bileyim, gitmişim Kanada'dan bir vintage shop'tan bir elbise almışım. Ya o elbiseyi giymem ama kimseye veremiyorum. Var böyle birkaç şeyim ya. Mesela bende yok ama benim annem de abi çeyizlik mobilyalarını tutuyor ya. Ay yok, onların hepsini verdim. Ay bizim ev showroom gibi. Mobilyacı gibi annem. Yani. Ama o jenerasyon öyle. Benim annem de mesela mobilya mağazası gibi. Evet. Ya bana bir çeyizlik hazırlamıştı. Allah'ım, bir yatağın altı, bir dolabın üstü. Sırf çeyiz doluydu ve ben evlenmiyordum. Benim kardeşim benden önce evlenmişti. Herkes bana onun nikahında... Seninki ne zaman? Seninki ne zaman demişti. Ben ablayım ya, evde kaldım çünkü kardeşim niye benden önce evleniyor? Kardeşime aşırı sinir oldum üstüne falan ve sürekli bir çeyizin de hazır ama evlenmedin de falan böyle oluyordu. O çeyiz kelimesinden ben böyle bir tiksiniyordum, tamam mı? Ya annem çok klasik bir annedir. Ben de tam tersi asi, rockçı bir kızdım. Hala bence öyleyim. O çeyiz kelimesi yerini bulsun diye bir sevgilimle, ya biz evlenelim mi ya dedim. Evlendim. Çünkü benim çeyizim var ve kullanmam lazım. Benim çeyizim var. Çeyizi kullanmak için evlendim. Ama ama kullanmadım da ya. Ya örmüş böyle dantel yatak örtüsü. Çok abi, değerli. Sen hayatta kullanmazsın ama. Tabii ki onu kullanmam. Annem beni hep şey zannetti. Kızım hostes olacak. Ben niye hostes olayım ya? Ben böyle rocker'ım falan yani. Rock barlarda dans ediyorum. Annem hostes olacak. Gerçekten oldu? Hostes mi olacağını düşünüyorlardı. Ya çok küçükken. Bir de şey demiş. Bak işte anneler öyledir ya doğduğum zaman. Kızım bilmem kaç yılında dünya güzeli olacak. Çok iyi. Ben ancak turşu güzeli olurum. Yok canım ya. Daha neler sen de. Ne bileyim yani sonra bizim yazlığın şeyleri küçükken 13-14 yaştan bahsediyorum. İşte güzellik yarışmaları ama küçüğüz ya, ergeniz. Dans yarışmaları. Annedeki umut o an bu an olabilir. Beynim öyle yıkanmış ki ben kazanacağım, ben kazanacağım. Hepsini de kazanıyorum filan. Ama çocuğuz yani. Çocukluk yarışmaları. Çok iyiymiş ya. İyi ki doğdun Neslihan. İyi ki doğdun Neslihan. Ya. Ay ama... Ha ha ha!
Kameraya göstermelisin ama. Ve Tanrı kadını yarattı mı ya? O Brigitte Bardot'ydu. Benim doğum günüm yarın ve şimdi bugünden kutlu doğum günü haftası başladı. Bir de diyorum ki tatlı matlı bir şeyler getireceğim. Almadım bak evde kaldı falan diyorum. O yüzden sana geri getirme dedi. Bak getirme dedi ama ben orada bir çaktım biliyor musun? Vallahi ama ah be. Keşke. Vallahi al kafamdan getirme. Öyle bir getirme dedi ki ama ben kelimeleri okurum. Vallahi. Kelimelerin arkasındaki duyguyu okuma şey yeteneğim var benim. Hadi direkt dile. Ay! Bir dakika bunu şöyle üfleyeceğim değil mi pandemi yüzünden? Üfleyemeyeceğim. Ay dilek diliyorum. Önce insanlık adına şu virüsün başımızdan depolup gitmesini. Kendim için de bil bakalım ne. Sanki anladım. Çeyizimde kullanmadığım şeyler. Geri kalanını kullanmak için. Çeyizimin kalanını kullanmak. Peki şimdi ben bunu böyle. Şeyi GoPro'yu da şey yapsana. İşte bu. Tükürükler saçmadan bunu. Ay çok teşekkür ederim ya. Nasıl mutlu oldum. Güzel. Şimdi o zaman en son neyi konuştuk? Çeyizlerini konuştuk. Ya anne ya o kadar çeyiz yapmış ki. Cidden hala kullanmadığım şeyler var. Bir bölümünü verdim filan anneme geri. Ben de şey yapmıştım. Benim ablam da baktım evlenmiyor. Büyük olan. ben yeni ev kuruyordum. Aldın, onun çeyizini almıştım. Ya çeyiz diye bir şey hani önceden yıllar önceden yapılmaz ki. Evet, ya evlenmeye bir ay kala. Evet yani. Bence ben ablama çok büyük iyilik yaptım. Şu an ablamın evi çok modern duruyor mesela. Letgo'da satacağım anne vallahi. Yani iyi paraya gider bak el emeği gözmüyorum. Valla sana bir şey söyleyeyim şu halı mesela bu halı annemin çeyizinden. Ama çok güzel halı. İnanılmaz da pahalı. Tabii. Ben dedim ki bunu okutayım. Babam dedi ki yok. Ben öyle verdim vallahi Letgo'dan vallahi verdim. Peki şimdi gelelim daha aşk hayatına. En sevdiğim sorular. Ben niye bu soruları çok seviyorum? Ben de. Hazır ol. Bak ben de çok. Hiç arkadaşına aşık oldun mu? Böyle platonik söylemediğin. İsim yok. Vermeyeceğim korkma. Vallahi olmadım. Hiç. Arkadaş benim için arkadaştır. Başkasının kocası başkasının kocasıdır. Başkasının sevgilisi başkasının. Hemen kategorize ederim. Hı hı. Ve asla bulaşmam. Hiç arkadaşımla aramda hiç öyle bir şey olmadı. Ama mesela atıyorum sen tanıştın. Arkadaş olma niyetin yok. Ama karşı taraf arkadaş oldu. Senin duygularını anlamadı. Onu böyle içinde sakladı. Öyle platonik var. Değil mi? Çok az ama oldu ya. Oldu evet. 1-2. Olmuştur ya. Ama insan. Hani önceden arkadaşlık geçmişimiz yok. Hani sete girmişiz. Böyle arkadaş, iş arkadaşıyız. Böyle hoş da adam falan dediğim evet. Oldu tabii. Hiç aynı işten sevgili olduğun oldu mu? Oldu. Şey duyuldu mu? Bildiğimiz bir şey mi? Girmeyelim oraya tamam. Ya. Yok hayır magazine çıkıp çıkmadığını merak ediyorum. Bir tanesi çıktı evet. Peki tamam. Girmiyorum. Adam çıktıysa evli zaten yani, millet biliyor. Evet tamam. O zaman aslında şeyin cevabını da almış oldum. Hiç arkadaşının arkadaşına aşık oldun mu diye. Arkadaşımın arkadaşı mı? O ne demek ya? Arkadaşımın sevgilisine herhalde. Kankamın kankası dostum. Kankamın arkadaşının bacanağına arkadaşı. Bir dakika arkadaşımın bu, evet. Sevgilisidir ha, o. Aynen doğrusu ay, o. Hiç asla. Evlerden ırak. Hiç işim olmaz. Kimsenin sevgilisiyle. No. Hiç kimseye yan gözle bakmam. Hiç en sevmediğim şey. Güzel bu da farklı bir duygu. Deneyimlemiş birisi olarak söylüyorum. Hiç reddedildin mi? Tabii ki. Nasıl reddedildin? Doldu bak insanlığa karşı. İnsanlığa karşı değil var bir iki arkadaş. Mesela nasıl reddediliyorsun? Senin gibi kadın nasıl reddediyorlar reddedilme ya? Reddedilme demeyelim. Yani defol git hayatımdan demediler hayır, de. Hayır öyle değil de. Yani ben görüşmek istedim. Mesela 3 yıl önce bir beyefendi gerçekten çok hoşlandım ve ikimiz de birbirimize kendini dedi. Kendini frenledi orada gördün. Frenledim. Gerizekalı hiç hak etmiyorsun. Yani ikimiz de birbirimize dedik ki ruh eşim misin filan. O da bana diyor ben de ona. Sonra bu bir yurt dışına gitti. Uzak bir yere gitti. 3 hafta sonra geldiğinde duygular değişmişti. Ve bir yemeğe çıktık. Bir bakalım birbirimize ne oluyoruz diye. O yemekte çok arkadaşça. Ve yemeğe çıktığımız gün hangi gün? 14 Şubat. Evet dedim ki Allah'ım bir başlangıç. Harika bir gün falan. Bana kanka muamelesi yaptı. Evet yani. Aptal. Her şey çok farklı olabilirdi aptal.
konu orada kapandı. Ben de hiç üstüne gidip de neden böyle oldu demedim. Ben demem. Yok, neyse, aşırı anlamadım, onu biliyorum. Gururlu, aşırı onurlu biriyimdir. O öyle arkadaş muamelesi yapınca ben de konuyu kapattım. Ben bunu reddedilme sayarım. Evet, bunu ben de reddedilme sayarım. Yani yok karşı. Seni istemiyorum. Senin saç renginden hiç hoşlanmıyorum diyen olmadı. Öyle bir reddedilme öyle olmadı. Bir adam dünyaya gelmedi Neslihan. Gelmedi. Alırız aşağı. Peki günümüzde aşklar nokta nokta olmuş. Aman ne olmuş biliyor musun? Vallahi aşklar yalama olmuş. Hiç ben günümüzde... Ya aşk kurumu bitti. Evlilik kurumu bitti. Sevgililik bile neredeyse o sarsıldı yani. Herkes ha tamam bu gece çok güzel geçti seninle ama yarın ben başkasıyla beraberim durumunda. Çok sıkıldım yoruldum yapmayın. Yapmayın. Bence de. Bilmiyorum bu niye böyle oldu? Yani acaba etraftaki seçenek çoğaldı da insanlar tek bir kişiye sadık kalmak istemiyor mu? Çok hızlı tüketmeye başladık her şeyi. Çok şeyimiz evet. Var. Her şeyin alternatifi var, seçeneği var. Sosyal medya yani lebiderya ve seçenekler fazla olunca tamam sen bu kadarlık konu şimdi ben sıradakine geçiyorum oldu ama ben o kafaya geçemedim bir türlü. Yok senin kafan iyi şu an. Bazen diyorum ki geçeyim hadi ya ben de geçeyim diyorum. Sonra ikinci gün bu bana hiç yakışmıyor olmadı deyip eski halime dönüyorum. Çünkü neden Neslihan balık burcu? Kadın duygusal, kadın aşk kadını ya. Kadın aşk kadını. Ümidimi kaybettim valla. Hayır. Buradan tüm insanlığa sesleniyorum. Bir toparlayın kendinize gelin. Ya da ben Tinder'da hesap açayım. Ya da Neslihan alayınızı sağa sola kaydıracak haberiniz olsun. Sola mı kaydırılıyor? Sola sağa mı? Birini sağa... Dur ben kullandım ben biliyorum bir dakika. Ama bir çevirecekti lafa nasıl olduğunu bilmiyorum'a girecekti. Ha yok. Dürüst davrandı. Ben kullandım. Beğenmediğini sola, beğendiğini sağa mı kaydırıyorsun? Dur onu hesaplayacağım şimdi. Onu mu hesaplayacağım? Bu hesapla mı oluyor? Bu tarafa attık. Hesaplı oluyorsun. Sola attık. Sola attığını beğenmiyorsun. Sağ attığını ya, genelde öyledir. Beğeniyorsun. Sağ attığını kaydır. Ben bir ara o kadar çok kullanıyordum ki yolda gördüğüm beğendiğim insanları sağa sola atasım geliyordu. Ya keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa. Gerçekten. O kadar bir parmak hareketi kadar kolay olsa. İşte kestim. Bu yüzden aşk. En çok kiminle dedikodu yaparsın? Sen ne yapıyorum? Evrimle yapıyorum. En çok hangimizle yapıyorsun? Ben de mi evrimle mi? Evrimle yapıyorsun bence. Evrimle yapıyorum. Kadın tarafından daha iyi baktı. Dün bir bugün iki diyoruz. Değil ayrıca mi? Sizin yanınızda bir dil engeli var. Söyleyeyim. Yes. That's true. Anne. Ama benim yok. Evet. Flört dedikodularım biraz hani ondan. Ama yani ama sen de yapıyorum. Evet sen de biliyorsun. Benim de yorumlarım oluyor arada. Evet ama hani evrim kadın tarafından bir yöntem, sistem söylediği için onun bakışı daha doğru geliyor bana. Peki sen şifreni sevgiline söyler misin? Hayır. Ona ne? Ne münasebet canım? Gerçekten mi? Yani böyle alfa bir tip gelir tamam mı? Yani. Erkek. Şifreni de vereceksin her şeyini de bileceğim filan. Tamam o zaman. Der miyim bilmiyorum. Sanmıyorum. Alfa tipli erkeklerden mi hoşlanırsın? Yo ama ben de hassas, duygusal ve derin insanları seviyorum. Gülmeyi de çok seviyorum evet. Yani bir erkekle. Güzel koksun istiyorum. Ay yeter işte bu kadar. Bu özette de kimse gelmiyor vallahi. O zaman... Şu kısa özet yani. Sevgili de aradığın ilk kriter demiş bir seyircimiz. Erkek olsun yeter. Nefes alsın yeter yani erkek candır. Allah erkeklerimizi başımızdan eksik etmesin. Nefes alsın yeter. Ya bunlar gerçek zannedilecek. Hayır gülüyoruz kız. En beğendiğin yerin. Kendimin mi? Evet. Ay karakterim. Hayır ya şey böyle fiziksel şey... mi? Evet ya fiziksel mesela. Ay, en güzel... Öyle şeyler söylemekten hiç hoşlanmıyorum ya. Şey bir yerden gibi söyleme böyle. Peki. Kendini beğenmişlik gibi düşünme ya. Saçlarımı severim evet. Saçlarıma bakarım severim. Gözlerimi severim. Dudaklarımı severim. Ay kendime yürüdüm. Kendime hallendir gibi bir şey oldu. Bu kadar. Yeter. Peki şuramı değiştiririm. Aa belimi severim. Bak ince. Belim ince. Ben şu kameraya çok oynuyorum farkında mısın? Neyse ki o senin kameran. Doğru yere oynuyorsun. Neyse. İçip içip eski sevgiline mesaj attığın oldu mu? Neyse yani bunu kesin yapmışsındır ya. Yaptım da son yıllarda hayır. Hayır son yıllarda demiyorum. Yani
Buna şey dahil. İçmeden de yaptım. Geçenlerde bir tanesini attım. Bir yoklayayım bakayım. Dedim iyi mi? Sağlığın yerinde. Covid oldu mu? Vallahi gayet gayet de ayıktım. İçmeden de yapıyorum. Ama her şeyi de söyledim bu programda Rıza. Niye geldin bu programa? Mesela evet. Hiç aşk acısı çektin mi? Çekmişsindir. Tabii çektim. Öyle bir durumda ne yapıyorsun? Artık çekmemeye çalışıyorum. Çünkü... Daha önceden de keyfi çekmiyordun zaten canım. Hayır. Ben balık burcu olduğum, çok da duygusal olduğum için bunu pis yaşıyorum. Evet, yani ben... çok pis yaşıyorum. Bir tanesinde psikiyatra gitmek zorunda kaldım. Dedim ki yani 14 yaşında yaşadığım aşk acısıyla aynı şeyi yaşayamam ya. Kaç yaşına geldim dedim ya. O kadar tatlı bir doktorum vardı ki o zaman 6-7 yıl öncesinden bahsediyorum. Dedi ki çok sevdiğin birinin hayatından gitmesi onun ölümü gibidir dedi. O yüzden yaşıyorsun. Yaş fark etmiyor dedi. Bunu söyledikten sonra bir aydınlanma geldi bana. O yüzden artık aşk acısını ne yapalım ya. Ben bu şeyi çok sormak istiyorum. Şu yüzünde... Ay şöyle oturayım. İstediğin gibi otur. Yüzünde şey reaksiyon vermişti ya, alerji evet. Olmuştu. O zaman güldüğümde bana çok kızmış mıydın? Hadi itiraf et. Kızdım tabii. Ya şimdi benim yüzümde böyle bir işlem yapıldı. Hyaluronik asit, işte vitamin bilmem ne iğnesi. Böyle pıt 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 cildi parlatmak için bir iğne. Bir reaksiyon verdim o hyaluronik asite galiba. Ve ben bir şöyle şiştim, bir tuhaf şiştim. Ve o kadar mutsuzum ki yani yüzüm benim dükkan yani. Dükkanı kapattım. Yani işimi yüzümle yapıyorum. Vitrini patlatmışlar. Ve sete gittim. Diyorum ki şöyle filan oynayacağım herhalde diyorum. Ya öyle oynanabilir mi? Ve çok mutsuzum. Ağlamak üzereyim. Hani o bölümden çıkacağım. Ali dedim ki Alican'la sahnemiz var. Alican gelecek, gülecek dedim. Alican herkes beni görüp şöyle oluyor. Oluyor herkes. Ay Neslihan Hanım diyor. Alican geldi ve hua diye güldü. Ve ama... ben yüzümde hiçbir kaşım bile olmuyor. Bak şöyle kaldım. Bak böyle güldü. Yani ben dükkanı kapatmışım bana gülüyor yani. Yemin ediyorum kendimi karavandan zor attım. Ama mutsuz ve yüzü çarpılmış ay. Bir insana gülünür mü? Ya öyle kalsaydım? Sonra ama nasıl ciddi oldum? Nasıl hemen ciddi yardımına oldu? Koştum bacımın. Ali Kerim. Hemen Ali Kerim'i aradı. Evet, buraya gelme nedeni ben değilim, tamamen sizsiniz. Evet. Estağfurullah. Küçük bir alerjik bir reaksiyon vermişti ve hocam sağ olsun bizi kurtardı. Ben bana benzemiyordum yani. Burada Ali Kerimci'ye bize de çok selamlar. Evet, canım o benim. My hero. Ben yani artık ne botoks yaptırabiliyorum, ne dolgu yaptırabiliyorum. Şu an yüzümde hiçbir şey yok. Kendi yağımla kavruluyorum. Ve yaşlı yaşlı gezeceğim. Son bir sorum kaldı. Bunu artık diziyle ilgili bir soruyla bitirelim istedim. Öyle mi? Karakterinin ölümü nasıl olur? Titreyerek. Bilmem. Ben aklıma geleni söyleyeyim mi? Söyle. Baş ağrısından olur. Böyle bir şey yapıyorsun. Öyle yaparken ya. Gitti. Hoca geçen gün... Benim karakterimin spoiler. Geleceği söylemeyeceğim. Belki bu yayınlandığında o olur. Evet, ama ne zaman yayınlanıyor? Onun tarihini tam bilmiyorum. Ha. Vallahi güzel şeyler söyledi geleceğiyle ilgili. Ölmeyeyim ya. Hiç ölmek istemem ben dizilerde bir de. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlendik. Bu kadar içten doğal ve samimi olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Her şeyi ediyorum. Söyledim. Bazılarını kesin. Bazılarını keserim zaten. Belki yayınlandığında hayatımda aşkını bulacağım dinlersen. Ne? Beni sola mı attı falan? Tinder hesabı mı? Neslihan'a videoyu kapatıp hemen Tinder hesabı açacağım. Ay hayır. Ay beraber sağa sola atarız be. Eğlenmek için. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Size çok teşekkür ederiz yine bizle beraber olduğunuz için. Ekibimize teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar teşekkürler. Maskelerle oturuyorlar. Evet beni her türlü çektiğiniz evet, için. Evet halıyı alıyor muyum? Doğum günü hediyesi. Halıyı Neslihan'a paket yapıyoruz şimdi. Kanalımıza abone olmayı, bizi sağda solda her yerde paylaşmayı, eşinize anlatmayı, dostunuza anlatmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Neslihan'ın yanına gidiyorum. Evet. Hemen anlat. Gıybet tayin. Gıybet değil. Seninle ilgili kötü bir şey. Ne? Yok yok öyle değil. Ya benle ilgili kötü bir şey aslında ama seni ilgilendiriyor. Anla. Ben bu kanalı dün takip etmeye başladım. Haydi.
Keşke daha önce konuk alsaydık, o zaman takip ederdi. Helal olsun. Ay. Bir şey itiraf edeceğim. Ben de senin YouTube kanalına şey değilim, abone değilim. Aman o zaten pasif. Demek pasif. Yeni takip ettin Neslihan'cığım. Unutmuşum takip etmeyi ama ben YouTuber'cı değilim. YouTube, evet, YouTube bu kadar takip etmiyorum da ondan. Ama insanlar da unutuyor biliyor musun? Bak siz de unutmayın. Nerede benim kameram, evet, şu an? Evet evet unutmayın. Unutmayın. Bir orada abone takip olun. Et şeyi ya. Aa bu çok, ay, bir şey değil. Ay rezalet gerçekten. Vallahi. Serkan bana artık kahve göndermeyecek. Neyse Neslihan'ın doğum günü kutladığımız yeri kesiyoruz videoda. Aa! Hak etmedi bunu. Daha pasta yiyeceğiz. Güzeldi ama değil mi? Eğlendik. Ben eğlendim. Ben de çok, ben çok eğlendim. Kaç çok para iyiydi. Alacağım? Şimdi kaşeyi konuşuruz yukarıda. Kaşesi yok muydu bunun? Ne yoktu. Kadar seyredilirse YouTube'un ödediğinden komisyon almıyor muyum? Yok. Aa! Ha, YouTube bize de bir şey ödemiyor. O zaman halıyı gerçekten. Alayalım gördüm. Hadi bakalım, hoşça kalın.